Merhaba arkadaşlar, Aydoğu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce eminim hiç görmediğiniz erikli ve soslu bir turta tarifi vereceğim. Gerçekten muazzam bir lezzet ve bu sosu da mutlaka bu erikli turtanın üzerine deneyin derim. İnanın vazgeçilmez tariflerinizin arasında olacak. Bu şekilde yaptığınızı hiç düşünmüyorum. Daha önce gördüğünüzü de düşünmüyorum. Mutlaka bu tarifi deneyin derim. 1 kilo mürdüm eriğini alıp ortadan erikleri ikiye keselim ve eriklerin çekirdeklerini çıkartalım. Bu gördüğünüz şekilde ayrı bir kasenin içerisine çekirdeklerini çıkartmış olduğumuz erikleri alalım. Benim tam 1 kilo gitmedi arkadaşlar erik. Pastaya yani turtaya. Ama siz tepsiyi büyük tutarsanız gidebilir. Hatta daha fazla da gidebilir. Ben kare borcam kullandım bu tarif için. Erik miktarını tepsinizin büyüklüğüne göre ayarlarsınız. Erikleri çekirdeğinden ayırdıktan sonra kenara alalım. Turtamızın hamuru için çırpma kabının içerisine 3 adet yumurtayı kıralım. Yumurtaların üzerine 1 su bardağı şekeri alıp çırpalım. Hızlı bir şekilde 3 dakika yumurtaları çırpalım. İsterseniz mikser de kullanabilirsiniz. Ben bu işlemde el çırpıcısıyla çırptım. Ben mikser kullanmadan da böyle yaptığım pastalar olsun veya turtalar olsun çok güzel kabarıyor arkadaşlar. Güzel çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı da sıvı yağ ilave edelim. Çırpalım. 1 adet limonun kabuğunu rendeleyelim. Üzerine ilave edelim. 1 paket vanilya şekeri ilave edip malzemeyi birbirine yedirene kadar çırpalım. Bakın böyle çok güzel bir kıvamı oluyor. Bu şekilde 2 dakika çırpalım. Sonra üzerine eleyerek 2 su bardağı un ilave edelim. Unun üzerine de 1 paket kabartma tozu ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Böyle karıştıralım. Unu güzel karışıma yedirelim. Böyle koyu bir kıvam alıyor arkadaşlar. Kesinlikle cıvık olmuyor bunun hamuru. Yoksa erikler içerisine iyice batar. Görüntüsü güzel olmaz. Böyle katı bir hamurun kıvamının katı olması gerekiyor. Böyle pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra kenara alalım. Kare borcamın tabanına çok az, böyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. Fırça yardımıyla yağı tepsinin her tarafına, kenarlarına gelecek şekilde böyle sürelim. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Tepsinin her tarafını yağladıktan sonra hazırlamış olduğumuz harcı tepsinin üzerine ilave edelim. Böyle boşaltalım ve spatula yardımıyla eşit şekilde üzerini düzleyelim. Her tarafı aynı orantıda kabarsın diyerekten güzel düzleyelim. Sonra çekirdeklerinden ayırmış olduğumuz mürdüm eriklerini sık şekilde böyle uç kısımlarını böyle keke batırarak sıralayalım. Böyle sıklığını siz kendinize göre ayarlayın. Çok fazla erikli sevmiyorsanız daha
böyle seyrek erikleri dizebilirsiniz. Ben bol erikli seviyorum arkadaşlar. Bu şekilde erikleri sık dizdim. Böyle hamurun tamamını eriklerle kaplayana kadar eriklerimizi keke dizelim. Bakın erikler dizildikten sonra turta çok güzel gözüküyor. Yani bu haliyle bile beni ye diyor. Sizler de mutlaka bu tarifi deneyin. Bu kadar da eriklerden arttı. Erikleri dizedikten sonra böyle 3 yemek kaşığı üzerine toz şeker ilave edelim. Böyle eriklerin her tarafına gelecek şekilde böyle kaşık yardımıyla şeker serpelim. Toz şeker serpelim. İsterseniz şeker miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde bana tam geldi lezzet olarak. Hazırladığımız turtayı önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayarda 50-55 dakika pişirelim. Pişirme süresi her fırına göre değişebilir. Kendi fırınıza göre pişirme süresini ayarlamanızı öneririm. Turta fırından çıktıktan sonra kenara alalım. Ve ayrı bir kasenin içerisine 1 çay bardağı yoğurt ilave edelim. Bu üzerinin sosu için olacak arkadaşlar. Üzerinin sosunu hazırlayacağız. 1 çay bardağı yoğurdun üzerine şeker ilave edelim. Toz şeker. 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave edelim. Ve bütün malzemeyi güzel çırpalım. Böyle çırpmaya başladıktan sonra zaten kıvamını görürsünüz. Çok güzel bir kıvamı oluyor arkadaşlar. Mutlaka bir üzerinin sosunu deneyin derim. Çok farklı bir lezzet. Hem görüntü olarak hem lezzet olarak böyle erikli turtaya da çok farklı bir lezzet kattı. Bu tarifi gönül rahatlığıyla bir deneyin. 5 çaylarınıza, hafta sonu misafirlerinize, sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Bakın bu kıvamı aldıktan sonra fırından çıkan sıcak turtanın üzerine fırça yardımıyla hazırlamış olduğumuz sosu sürelim. Böyle sosun tamamını dökün arkadaşlar. Kesinlikle fazla gelmiyor. Bu vermiş olduğum ölçüler kare borcam için birebir arkadaşlar tam geliyor. Böyle sosun tamamını turtanın üzerine döktüm. Sonra gelmeyen yerlerine de fırça yardımıyla ulaştırdım. Bu şekilde sürdükten sonra turtamızı soğumaya bırakalım ve en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra, yani tamamen soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Bence görüntü şahane arkadaşlar ve sos da erikli turtaya çok yakıştı. Emin olun lezzeti mükemmel. Bakın size dilimleyerek iç kısmının da görüntüsünü göstereyim. Biz ailecek çok beğendik. Ve beğenmiş olduğum bu tarifi de sizlere de paylaşmak istedim. Sizler de yapın, sevdiklerinize ikram edin diyerekten. Şimdi de tam zamanı zaten, bu mürdüm eriğinin tam zamanı. Sizler de bu eriği alıp bu turtayı bir deneyin. Çok farklı bir lezzeti var. Geçen sene de farklı bir erikli turta tarifi paylaşmıştım. O da çok lezzetli. Onu da deneyebilirsiniz. Üzerine böyle margarinli, şekerli un kırıklayıp yapmıştım. İsmini tam bilmiyorum onun. Ama bu şekilde bu sosla da çok lezzetli oldu. Bir de bu tarifle deneyin derim. Bakın size içerisinde göstereyim. Hem iç kısmı hem üzeri görüntü şahane. Bol erikli, yumuşacık bir turta mı desem, kek mi desem tam bilmiyorum ama yedikten sonra ismini siz kendiniz koyun bence. Erikli turta veya erikli pasta tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar.
Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.